Yes. Yes, I want a list of all the qualified personnel that are sent to Turkey, but I need it urgently. Okay, I'm waiting. Thank you. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Halit Bey, sizi burada görmeyi beklemiyordum. Sayın Karaca Bey ile görüşmeye geldim Meryem. Yeğeninizin serbest kalmasıyla ilgili. Altay benim meselem. Sayın Karaca Bey ile konuşacağımız çok daha önemli mevzular var. Sevincinizi paylaşmak için gelmiş olabileceğinizi düşündüm. Altay'ın serbest kalması elbette beni sevindirdi. Eğer öğrenmek istediğim buysa, aksi düşünemez değil mi? Sonuçta Altay benim yeğenim. Tabii ki. Müsaadenle. Harun Bey'i fazla bekletemem. Hoş geldiniz Halis Bey. Hoş bulduk Elmas Hanım. Umarım her şey yolundadır. Harun Bey'le konuştuktan sonra anlayacağız. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş bulduk. Babam içeride sizi bekliyor. Müsaadenizle Elmas Hanım. Rica ederim. Doğan Sakınmaz meselesini bana verin Sayın Karaca Bey. Onu ayak altından çekeyim. Sen onu hepimizden iyi tanırsın Halit biraderim. Ne diyorsun? Doğan İstanbul için önemli bir figür efendim. Gani sizin emrinizle her şeyini elinden aldı. Ama o ilk fırsatta yüksekten uçmaya kalkar. Bana izin verin, hiçbir şey yapamaz. Gani Bey kolunun kanadını kırmış. Ben kafasını keserim. Elbette yaparsın Haruncan. Ama bu doğru olur mu bilmiyorum. Doğan hala işimize yarayabilir. Doğan denen sokak serserisi ne zaman senin için bu kadar önemli oldu Halit birader? Doğan bugüne kadar verdiğimiz her işi sorunsuz olarak yerine getirdi. Başından beri onun hakkındaki fikrim budur. Doğan her zaman işe yarayabilir. İşimize yarayacağını düşündüğünüz adam Altay'la bir olup başımıza dert açıyor. Niye Altay'ın yanında? Denize düşen yılana sarılır. Hayatta kalmaya çalışıyor. Onun kendi çıkarından başka hesabı yoktur. Bugün çağırsak koşa koşa gelir. Altay filan da dinlemez. Hala onun gibi birine ihtiyaç duyacağımızı mı düşünüyorsunuz? Olabilir Haruncan. Altay için de aynısını söylüyorsunuz. Bir gün bizim tarafımıza geçecek ve çok işimize yarayacak. Kusura bakmayın ama bana biraz boş hayal gibi geliyor. Saygısızlık yapma. Öyle anlaşıldıysa bağışlayın. Bu huzurda saygısızlık haddim değil. Ama burada oturuyorsam ne düşündüğümü de söylemek zorundayım. Her aklından geçeni söyleyemezsin. Ağacan, lütfen otur.
Taca Bey kalkmadan veya müsaade etmeden sakın böyle bir şey yapma. Burada biz bizeyiz. Halit birader ailemiz için son derece önemli biridir. Bunu biliyorsun. Fikrini beyan etmek için çok hevesli olduğunu görüyorum oğlum. Ama dikkate değer şeyler söylemek için önce uzun süre dinlemeyi öğrenmelisin. Elbette. Senin özel olarak konuşmak istediğin konu neydi Halit biraderim? Davut Bahadır efendim. Onu gördüm. Yaşlanmış mı? Aynı duruyor. O da bizim gibi Halit. Asıl olan sondur. Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü. Bana bunu yaşatmayın.